A elemanıdır pi bölü 4 pi bölü 3 olmak üzere. X, Y, Z değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A elemanıdır pi bölü 4 ile pi bölü 3 arasında. Pi bölü 4 45, pi bölü 3 60. Demek ki A 45 ile 60 arasında bir değer. A'yı rastgele bir değer alalım arkadaşlar. A'yı 50 alıp yerine yazarsak işaretlerini bulmuş oluruz. Burada 2A, 4A ve 6A'nın aralıklarını bulmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen X, Y, Z'de A gördüğüm yere 50 yazıyorum. Yani burası kosinüs 2 çarpı 50'den kosinüs çarpı kotanjant 100 olur. 100 derece ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi, kotanjantın işareti de eksi. Eksi ile eksinin çarpımı x'in işareti artı olur. Yine A gördüğüm yere 50 yazdım. Kosinüs 4 çarpı 50'den 200 çarpı kotanjant 200. 200 derece arkadaşlar 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi, kotanjantın işareti artı. Eksi ile artının çarpımı eksi olur. Kosinüs 6 çarpı 50'den kos 300 çarpı kotanjant 300. 300 derece 4. bölge. 4. bölgede kosinüsün işareti artı, kotanjantın işareti eksi, artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Yani işaretlerimiz artı, eksi, eksi. Cevabımız C seçeneği. Sekant kare x eksi tan kare x eksi kosinüs 2x bölü tan x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İfadelerimizi açalım. Sekant kare demek 1 bölü kos kare demek. Tanjant kare demek sin kare bölü kos kare demek. Eksi kos 2x dursun arkadaşlar şöyle. Bölü tanjant x demek sin bölü kos demek. Bakın pay kısmında şuradaki paydalar ortak olduğundan dolayı paylarını toplayabilirim. Yani ben bunu 1 eksi sin kare bölü kos kare şeklinde yazdım. Eksi kos 2x bölü sin bölü kos arkadaşlar. Buradan 1 eksi sin kare ne demek? Kos kare demek. Şu kos kareler birbirini yaptı götürdü. O halde orada bir 1 kaldı. 1 eksi kos 2x. Şimdi kos 2x'in yarım açıdan soldaki 1 yok edecek şekilde yarım açı formülünü yazalım. 1 eksi 2 sin kare x şeklinde bölü sin bölü kos. Buradan arkadaşlar şu birler de birbirini götürür. Eksi ile eksinin çarpımı 2 tane sin kare x oldu. Paydada da ne var? Sinüs x bölü kosinüs x var. Buradan şu kare bir tane sinüsü götürdü. Kos x'e takla atarsak sonuç 2 tane sin x çarpı kos x olur. Bu da sinüs 2x'in açılımıdır. Cevabımız A seçeneği. Burada arkadaşlar değer de verebilirim. Mesela x gördüğünüz yere 30 yazın. Sonucu bulun. Seçeneklerde de aynı değeri yerine yazın. Aynı sonucu veren doğru cevaptır. Oradan da cevabını bulabiliriz arkadaşlar. Mavi renkli bir üçgenin uzunlukları 12 ve 18 birim olan kenarları arasındaki açının ölçüsü, kırmızı renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 9 birim olan kenarları arasındaki açının ölçüsünün 2 katına eşittir. Bu üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre kırmızı renkli üçgenin çevresi kaç birimdir? Mavideki açı kırmızıdaki açının 2 katıymış. Yani şuradaki açıya alfa dersen burası ne oluyor? 2 alfa oluyor. Alanlar da eşit. O halde hemen kenarlar belli, aradaki açı belli ise sinüsün alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 18 çarpı aradaki açının sinüsü yani sinüs 2 alfa. Hemen onu da yarım açıdan 2 tane sin alfa çarpı kos alfa şeklinde yazalım ki sadeleştirmeleri yapalım. Sağdakinin sinüsün alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı ne diyeceğiz? Sinüs alfa diyeceğiz. Buradan sadeleşenler var mı? Şu 1 bölü 2'ler gider. Sin alfalar da şöyle birbirini götürür. 8 kere 9 72. Şuradan 2 çarpı 18 36. 72 ile 36'yı sadeleştirsek arkadaşlar şuradan bir 2 kalacak. Sol tarafta 12 tane kos alfa kaldı. Sağ tarafta sadece 2 kaldı. Buradan kos alfa ne oluyor arkadaşlar? 2 bölü 12 yani 1 bölü 6. Şimdi bizden kırmızı renkli üçgenin çevresi soruluyordu. İki kenar belli. Şu üçüncü kenara x diyelim. İki kenar belli. Aradaki açının kosinüsü belli ise üçüncü kenarı bulmak için kos teoremini kullanacağım. Hemen buradan şöyle bir kos teoremini kullanalım. Açının karşısındaki kenarın karesi yani x kare eşittir. 8'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 tane 8 çarpı 9 çarpı aradaki açının kosinüsü yani kosinüs alfa. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kos alfa da 1 bölü 6'ydı. Buradan arkadaşlar 8 kere 9 72 6 ile sadeleştirsem 12. 12 çarpı 2'den 24 gelecek. Yani sonuç 64 artı 81 eksi 24 olacak x kare. Şu 64'ten 24 eksildi. 40. 40 ile 81'i toplasam 121. 121 de 11'in karesi. Demek ki x kenarımızda arkadaşlar 11'e eşittir. Kırmızı üçgenin çevresi 8 artı 9 artı 11'den 28 gelir. Cevabımız B seçeneği. 31. soru. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun grafiği üzerinde bulunan k ve l noktaları şekilde gösterilmiştir. Tanjant a değeri kaçtır? K noktasının apsisi 1. 1'in görüntüsü 1 bölü x'e yerine yazarsak o da 1 olur.
L noktasının apsisi 2. F2 ne? 2'nin görüntüsü arkadaşlar 1 bölü 2. Bunları şöyle bir yerine yazalım. A'nın olduğu yerde bir dik üçgen yok. Acaba A'yı dik açılı üçgenler cinsinden yazabilir miyim? Bakın şöyle desek. Şuradaki açının tamamına x desem. Şuradaki açıya da y desem. Şunu biliyorum. A ile y'nin toplamı nereye eşittir? X'e eşittir. Buradan A açısı x eksi y'ye eşittir. Bakın tanjant A'yı direkt söyleyemem ama tanjant x eksi y'yi ne yapabilirim? Bulabilirim. Çünkü x'in olduğu yerde de bir dik üçgen var. Y'nin olduğu yerde de bir dik üçgen var. Tan x eksi y. Toplam fark formülünün açılımı. Tan diyorduk. Yani birincinin tanjantı eksi ikincinin tanjantı bölü 1 artı birincinin tanjantıyla ikincinin tanjantının nesi? Çarpma. Tanjant x'i söyleyelim arkadaşlar. Bakın tanjant x. X'in olduğu yerdeki dik üçgende dikey uzunluk 1, yatay uzunluk da 1. Karşı bölü komşu 1 bölü 1'den 1'e eşittir. Tanjant y'yi söyleyelim. Y'nin olduğu yerdeki dik üçgenimiz arkadaş şuradaki dik üçgenimiz. Bu da karşı bölü komşu. Karşımız arkadaşlar şurası kaç birim? 1 bölü 2 birim. 1 bölü 2'yi nereye böleceğiz? Şu 1 bölü 2'yi şuradaki uzunluk yani 2'ye böleceğiz. Buradan da 1 bölü 4 gelecek. Bunları gelip burada yerine yazacağız. Tanjant x gördüğüm yere 1. Tan y gördüğümüz yere 1 bölü 4 yazıyorum. Bölü 1 artı tan x 1 çarpı tanjant y 1 bölü 4. Pay kısmında paydaları eşitleyelim. 4 eksi 1'den 3 bölü 4. Paydam 4 artı 1'den 5 bölü 4. Şu 4'ler de sağları eşitsek cevabımız 3 bölü 5 çocuğum. E seçeneği.